Değerli Cem TV izleyenleri, günümüzde kralın artık çıplak olduğunu açıkça gösteren olaylar ardı ardına büyük bir hızla gelişmeye başladı. Ama bunları tartışabilmek için, bunları kamuyla paylaşabilmek için, toplumla paylaşabilmek için ancak Cem TV'deki bu Kral Çıplak gibi programların çok olması gerekiyor. Bugün ben yine sağ olsunlar Kral Çıplak programında Mustafa Mutlu kardeşimizle beraberim. Yine kralın açıkça çıplak olduğunu gösteren olayları birlikte tartışacağız. Kendilerine teşekkür ediyorum. Sırmalar saçar, altın güneş orada sırmalar saçar. Bozulmuş düşmanlar yer gibi kaçar, bozulmuş düşmanlar yer gibi kaçar. Yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa, adın yazılacak mücevher taşa. Yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa, adın yazılacak mücevher taşa. Yaşa yaşa, adın yazılacak mücevher taşa. Yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa, adın yazılacak mücevher taşa. 21 Eylül 2018 yine bir cuma akşamı karşınızdayız. Konuğumuz biraz önce de izlediğiniz gibi onu artık yeni unvanıyla anons ediyoruz. Atatürkçü Düşünce Derneği Genel Başkanı ve Türkiye'nin önde gelen anayasa profesörlerinden benim sevgili dostum Süheyl Batum bu akşam bizimle. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, çok teşekkür ederim. Evet, Süheyl Batum'la çok yoğun bir gündem bizi bekliyor. Ama önce şu Kral Çıplak klasiklerini halledelim. Tarihte önümüzdeki hafta. ...22 Eylül 1792 Fransa'da Cumhuriyet ilan edildi. 26 Eylül 1932 Türk Dil Kurultayı toplandı. Yüzyıllar boyunca Türk diline giren yabancı kelimeler Türkçeden arındırıldı. Dil Bayramı ilk kez kutlandı. 23 Eylül 1960 ODTÜ öğrencisi Taylan Özgür İstanbul'da polis koşunuyla öldü. Aynı gün öğrenci lideri Deniz Gezmiş tutuklandı. 22 Eylül 1980 İran-Irak Savaşı başladı. Irak Devrim Komuta Konseyi'nin 22 Eylül 1980'de İran'a savaş ilan ettiğini bildirmesi ve Tahran'ın Mehrabat Havaalanı dahil 7 İran havaalanını bombalaması üzerine Orta Doğu'da savaş başladı. İran'ın 23 Eylül'de Bağdat'ı bombalamasından sonra Irak birlikleri İran'da 10 kilometre ilerledi. 25 Eylül 1982 Türkiye'nin ilk kadın büyükelçisi Filiz Dinçmen Amsterdam'da görevine başladı. 24 Eylül 1996 Türk sanat müziği sanatçısı sanat güneşimiz Zeki Müren vefat etti. Müren TRT İzmir stüdyosunda katıldığı program sırasında fenalaşarak yaşamını yitirdi. Sanatçı 27 Eylül'de Bursa'da toprağa verildi.
24 Eylül 1996 Diyarbakır E tipi cezaevinde 12 siyasi mahkum dövülerek öldürüldü. Ve 22 Eylül 2001 besteci ve müzik yorumcusu Fikret Kızılok tedavi gördüğü İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Bu kalp seni unutur mu diyordu. Bizim kalplerimiz de onu hiçbir zaman unutmadı. Ve hiçbir zaman unutmadığımız bir yıl dönümündeyiz. Kerbela'nın 1379. yıl dönümünde Hazreti Hüseyin ve tüm Kerbela şehitleri başta olmak üzere hepsini rahmetle, saygıyla anıyoruz. Onlar baskıya ve zulme teslim olmadılar. Baskıya ve zulme teslim olmayan herkese bin selam olsun. Evet, konuğumuzu tanıyorsunuz sevgili Süheyl Batum. Ama yine bir Kral Çıplak klasiği. Tanıyanlardan özür dileyerek, evet, Süheyl Batum kimdir? Süheyl Batum 6 Mayıs 1955'te İstanbul'da doğdu. Hukukçu ve öğretim üyesi olan Batum, Pontehon Sorbonne Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi. Yüksek ihtisasla doktorasını İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde tamamladı. 1980'de İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku kürsüsünde asistan oldu. 1985'te doktor, 1990 yılında doçent, 1996 yılında profesör unvanı aldı. 1997-2000 yılları arasında Galatasaray Üniversitesi İletişim Fakültesi dekanlığı görevini sürdürdü. 2000-2003 yılları arasında Bahçeşehir Üniversitesi'nde Hukuk Fakültesi dekanlığı yaptı. 2003-2007 yılları arasında Bahçeşehir Üniversitesi rektörlüğü görevinde bulundu. 22 Mayıs 2010'da Cumhuriyet Halk Partisi 33. Olağan Kurultayı'nda CHP üyesi oldu. 23 Mayıs'ta da delegelerin oylarıyla CHP Parti Meclisi üyeliğine seçildi. 29 Mayıs 2010 tarihli parti meclisinde CHP Merkez Yönetim Kurulu'na seçildi. 3 Kasım 2010'da CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından Önder Sav'dan boşalan Genel Sekreterlik makamına getirildi. 18 Aralık 2010 tarihinde Cumhuriyet Halk Partisi 15. Olağanüstü Kurultayı'nda 1089 oyla yeniden parti meclisi üyeliğine seçildi. 25 Aralık 2010'da toplanan parti meclisinin kararıyla seçim ve hukuk işlerinden sorumlu genel başkan yardımcısı oldu. 12 Haziran 2011'deki milletvekili genel seçimlerinde CHP Eskişehir Milletvekili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne girdi. Bundan önceki Cumhurbaşkanlığı seçiminde Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayına itiraz ettiği ve Emine Ülker Tarhan'ı Cumhurbaşkanlığına aday göstermek için imza topladığı gerekçesiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildi. Yayınlanmış 5 kitabı vardır. Evli ve 2 çocuk babasıdır. Evet, biz bu son cümle okunduğunda stüdyoda gülüştük. Çünkü o Emine Ülker Tarhan için imza topladığı dediği bölüm arkadaşların yine bir Kral Çıplak'ta başladı. Ulusal kanaldaydık o zaman ve gerçekten Türkiye'nin çaresizlik içinde kıvrandığı bir dönemde cesur bir çıkış yaptı ve programda canım biz çıkarırız adayımızı dediğinde kim dedim, örneğin Emine Ülker Tarhan dedi. Peki dedim, o dilekçeyi burada yazar ve imzalar mısınız? Hemen böyle bir masanın üstünde hemen bulduğumuz bir kağıda yazdı dilekçeyi, imzaladı ve o dilekçe belki de siyasi kariyerinizde dönüm noktası oldu. Kesinlikle. Evet. İyi de oldu. Evet. Yani sonra çok kişi maalesef Ekmelettin belasına biz teslim olduk demiş oldu. Biz baştan teslim olmamış olduk. Evet. Önce sanıyorum Kerbela şehitleri için sizin de söyleyecekleriniz var. Evet, yani şunu söyleyeyim. Maalesef bu siyasal İslam dediğimiz yani en yüce din olan İslam dini, en yüce din olan İslam dinini siyasal amaçlarla kullanma maalesef Sıffin Savaşı ile başladı. Hazreti Ali'ye karşı kullanıldı. Arkadan Emeviler tarafından işte Hazreti Hüseyin ve yol arkadaşlarına, çocuklarına kullanıldı ve sonuç itibariyle geldiğimiz noktada maalesef ve maalesef dünya siyasal İslam, yani siyasallaşmış İslam'la
inanılmaz şehitler vererek, inanılmaz sıkıntılar çekerek bugün en son din olan İslam dininin maalesef terörist din olarak algılandığı veya İslamcıların terörist olarak algılandığı bir yanlış algılamaya sebebiyet verdi. Bunların hep başında İslam'ın maalesef siyasal amaçlarla kullanılması gerekir. Onun da ilk şehitleri Hazreti Hüseyin ve Kerbela şehitleridir. Ben de hepsini saygıyla anıyorum ve İslam dininin hiçbir dininde bundan böyle şehitlere yol açmamasını diliyorum. Bunun da birinci ilacı Atatürk'ümüzün de Türkiye'de uyguladığı ve Türkiye'de uygulandığında tek damla kan akıtılmadan Cumhuriyet'in kurulmasına neden olan laiklik ilkesidir. Bunu unutmamamız lazım. Hiçbir zaman göz ardı etmememiz lazım. Bugün yaptığımız gibi en önemli ilkelerden biri olan laikliği sonlarda ya da hatta hiç saymadan bir toplum yaratmaya gayret etmemiz lazım. Evet. Sizinle bu yeni koltuğunuzu, yani Atatürkçü Düşünce Derneği Genel Başkanlığı, bunun nereden çıktığını, neler yapacağınızı hepsini konuşacağız. Tabii ki Atatürk'e yönelik saldırılar artmış vaziyette ama bu ayın, yani önümüzdeki 40 günün belki de bir ayın en önemli konusu, hatta belki sonranın da en çok konuşulacak konularından birini bu hafta sizin için anket sorusu olarak hazırladık. Evet, şimdi size soruyoruz. 29 Ekim 2018'de açılması planlanan İstanbul'un yeni havaalanının adı ne olsun? Hiçbir şık getirmiyoruz. Tamamen sizin özgür iradenize bırakıyoruz. Arkadaşlarımız bizimle iletişim kuracağınız WhatsApp hattını ekrana getirdiler. 0530. Bir daha getirin çocuklar, ben de okuyayım. Evet, 0530-848-13-12. Bu hattan biraz kalsın, bu izleyicilerimiz kağıt kalem alsınlar. Zaten Facebook'ta başlamıştık. Öğleden sonradan bu yana cevaplarınız, ankete katılımınız sürüyor. Ancak şimdi televizyon ekranından duyurduk ve evet, şu andan itibaren gelmeye başladı yanıtlarınız. Evet, tekrar soruyoruz. 29 Ekim'de hizmete açılması planlanan yeni havalimanının adı sizce ne olmalı? Bu konuda izleyicilerimizden gelecek yanıt netleştikten sonra size söz vereceğim. Tamam. Çünkü sizin bununla ilgili başlattığınız çok önemli bir kampanya var. Tamam. Bu kampanyanın nedeninden başlamak üzere tamam, onları konuşacağız. Ve Atatürkçü Düşünce Derneği, yani sizi biz anayasa profesörlüğünüzle Türkiye'deki anayasa değişiklikleri gündeme geldiği zaman can siperhane çalışmanızla biliyoruz. Daha sonra siyasetçi kimliğinizle biliyoruz. Daha sonra ödediğiniz bedellerle biliyoruz. Siyasette onurlu bir çizgi izlemek için gerekiyorsa sistem dışı kalmayı göze almanızla da biliyoruz. Ama Atatürkçü Düşünce Derneği Başkanlığı sanıyorum bir ay kadar önce seçildiniz. 28-29 Temmuz. Evet. Hangi ihtiyaçtan kaynaklandı böyle bir göreve talip olmanız ve neler yapmak istiyorsunuz? Hemen çok kısaca söyleyeyim. Şimdi biz arkadaşlarımla beraber bir şey üzerinde hemfikir kaldık. Maalesef demin siz de neler oldu tarihte diye yazarken 80'den çok bahsettiniz. Evet. 1980'lerde Türkiye'ye bir yeni gömlek giydirildi. Hı hı. Yani bu siyasal İslam dediğimiz, bugün tek kişi yönetimi dediğimiz, liberal ekonomi adına verilen, hı hı, kölelik düzeni dediğimiz sistem bir anda Türkiye'ye 3 yılda 5 yılda gelmedi. 80'lerde Atlantik ötesi laboratuvarlarda bir ülke dizayn edilmeye çalışıldı. Çok açık, hepimiz biliyoruz. Bu 90'larda ikinci safhaya girdi. 2002'de üçüncü ve son aşamasına girdi. Hı hı. Belki bu Atatürk'ün ölümüyle başlayan bir karşı devrimdi. Ama şunu söyleyeyim. Hı hı. Burada siyasal sistem şöyle kurgulandı. O zaman söylemişlerdi. Rahmetli Turgut Özal da söylemişti. Canım demişti, iki parti olacak. Biri iktidar, biri muhalefet. Hatta 2,5 parti olacak demişti. Hı hı. Bu üçüncü partini, o da ikisinin arasında bir sıkıntı olursa
onlara destek olacak bir oyun. Hı hı. İktidar muhalefet. Türkiye'de bu kadar çok toplumsal olay varken, toplumsal taban oturmamışken, 2,5 parti, 2 parti bir sadece ve sadece bu kadar derin uçurumlar varken, hı hı, bir proje olduğunu bunun gösteriyordu. Ve ne yalan söyleyeyim, siyasal kurumlar da tamamen bu projeye uygun olarak geliştirildi. Hiçbir soruna çözüm üretemeyen, hı, Türkiye'nin hiçbir sorunu çözemeyecek olan, ancak kendilerine uzaktan verilmiş olan projeleri, hı, yapabilecek olan. Bunu iyi anlatan iktidar olacaktı. Hı hı. Şimdi ve peki siyasal kurumlar nasıl? Şöyleydi. Çok açık gördük. Hı hı. Başta bir 10, 20 neyse 5, 20, 30 kişi o diğerlerini belirler ve onlara bağlı illerde, ilçelerde, şubelerde bir şeyler yapmaya çalışan insanlar. Partiler, dernekler, sendikalar, sivil toplum kuruluşları, demokratik örgütleri hep böyle kuruldu. Ve bu arada bir şey de yapılıyordu. O dedim ya, aşağıda da insanlar, hep onlara şöyle bir şey yapılıyordu, algılanıyordu. Siz kimsiniz ki? Siz tek başına bireylersiniz. Hiçbir sizin şeyiniz yok. Kaç kişisiniz siz? Ve o bireyler, o sistem karşısında, Atlantik ötesinde kurulmuş sistem karşısında, hı hı, güçsüzdü. Dikkat edin, hiç tesadüf değil. 12 Eylül'den sonra sendikalar ortadan kalktı. Odalar ortadan kalktı. Ha, var diyorlar bugün. İktidar kimi istiyorsa o var. O kadar. Hı hı. Etkileri tamamıyla azaldı. Partilerin etkisi bile azaldı. Bunun son aşaması 2002 oldu. AKP kuruldu. Kuruldu. Getirildi iktidara. Hatırlıyoruz nasıl geldiğini, Amerikan elçisinin nasıl olaya müdahil olduğunu, nerelerden alıp insanları nereye getirdiğini, hepsini yaşadık bunları. Hı hı. Ve bir yere kadar geldik. 16 Nisan referandumunda. 16 Nisan referandumunda daha önce de gördüğümüz, hatırlayın, Cumhuriyet mitinglerinde, evet, bu ülkenin bir anda milyonları biz demokratik, laik, sosyal bir düzen istiyoruz dedi. Hı. Bu insanlar, milyonlar, İstanbul, Ankara, İzmir, Türkiye'nin Adana, Mersin, milyonlar ayaktaydı. Ne oldu? Bizim de katıldığımız, hı hı, İstanbul'daki bir şeyde kimin tarafından yapıldığı halen şüpheli olan bir pankart açıldı ordu göreve. Çağlayan mitingi. Çağlayan mitingi orada. Bunu birileri fırsat bildi. O günde Türkiye Cumhuriyeti Silahlı Kuvvetleri'nin, hı hı, başkanı olan Yaşar Büyükanıt sözde oturdu. Genelkurmay'da bir bildiri yayınladı. Ve A'dan sonra B gelir, tek başıma yazdım dedi. Birilerine hizmet et. Aynen, birilerine tamamıyla anlaşmalı olarak. Çünkü bir daha yok ortada. Kayboldu gitti. Hiç kimse sormadı bile. Yahu dargıymış bu. 28 Nisan. Ne, 28 Nisan muhtırası. Neden bunu sen yazdın diye kimse de sormadı. Hatta altına devlet araba verdi. O zamanın büyük para, hatırla. Bir şey daha hatırlatayım o zaman size. Bir de hemen arkasından bir Dolmabahçe görüşmesi oldu. Aynen, bir görüşme oldu. Kapalı kapılar ağzında. Şu ana kadar açıklanamayan. Evet. Hiçbirinin, kimsenin katılanlarını açıklamadı. Hatırlar mısınız? İkimiz de Vatan Gazetesi'ndeydik ve ben 100 yazı yazdım. 100 yazıda dönemin Genelkurmay Başkanı'na o soruyu sordum. Siz Başbakan'la o kapalı kapılar ardında neler konuştunuz diye ve üstü örtüldü. Şimdi yani şuydu. Bir oyun yapıldı ve o milyonlar Türkiye'de seslerini söylemek bir yana, darbeci, evet, 12 Eylül şeyci, işte Ergenekoncu, bilmem postalcı, askerci denilerek çökertilmeye çalışıldı. 16 Nisan referandumuna kadar bu böyle gitti. Korku, ya yanlış dediğinde darbeci misin, Ergenekoncu musun, balyozcu musun, askerci misin? 16 Nisan referandumunda bir şey gördük. Net. Bir baktık ki Türkiye'de hepimiz, ya tarihin yazdı, demin şurada gösterdiniz, ben
1985 yılında doktora tezim benim referandumdu konusu. Ve bilerek söylüyorum bunu, tez yazmış biri olarak, tarihin az demokrasi, çok demokrasi, yarım demokrasi, bir ben demokrasiyim kardeşim diyen bir ülkesinde görülebilecek, net söylüyorum, hı hı. net söylüyorum. Tersini söyleyen bir tane ciddi, ciddi hukukçu varsa gelsin söylesin, ciddi diyorum ama. Hani var ya bazı hukukçuyum diye çıkan böyle şeyler, onları demiyorum. Ciddi, dünyalar ülkesinde bulabilirsin. En eşitlik dışı, hukuk dışı, adalet dışı, ahlak dışı, en korkunç referandumu burada yapıldı. Bir tarafta Türkiye Cumhuriyeti'ndeki televizyonların veya yazılı veya sözlü medyanın %99'unda 24 saatin 23 saatinde Sayın Cumhurbaşkanı'ndan başbakan, bakanlar, diğer bakan yardımcıları, valiler, kaymakamlar, savcılar hepsi arka işte emniyet amirleri, müdürleri hayır diyen teröristtir. Hesabı sorulacak. Hatırlayın şimdi Maliye Bakanı olan damat Albayrak çok net hesabını soracağız. Terörizme hizmet ediyorlar hayır diyenler dedi. Net. Hepsi de söyledi ya. Siz, ne oldu? Siz ben de terörist olduk. Aynen. Hepimiz. Bizi hepimiz. İzleyenler de terörist. Çukurcu, şeyci, hendekçi, FETÖ'cü terörist. Evet. Ne oldu sonunda? Şimdi neden ADD'ye nasıl bağlayacaksın? Evet. %52'si hadi kimse alınmasın, üzülmesin. İkiyi de silelim. %50'si bu milletin hayır dedi. Matematiksel. Hayır dedi %50'si. Bu neyi gösterdi? Şunu gösterdi. Halkın %50'si dedi ki bak dedi partilere. Ben Sayın Recep Tayyip Erdoğan dedi. Sayın, ben sana oy da veririm. Seni severim. Bana işte yol yaptın, köprü yaptın, neyse çocuğuma iş verdin, kömür dağıttın. Hiç fark etmez. Sana bayılıyorum. Sana şey gibi görüyorum. Hani diyordu ya bir hanımefendi, gözünün kılı olurum diyordu. Yani ne olursan ol kardeşim dedi. Ama dedi. Bu Atatürk Cumhuriyeti'ni yıkıp da yerine kendi cumhuriyetini falan kurma, öyle adını değiştirmek çok net matematiksel bir gerçek bu. Acaba mı falan değil. Şunu aldım, bunu aldım falan değil. %50'si hayır dedi. Şimdi o zaman şunu gördük. Bu halk demek ki %50'si Atatürk Cumhuriyeti'nin arkasında. Biz azınlık falan değiliz. Aynen. O zaman bu bize 80'lerde kabul ettirilip bugüne kadar gelen o korkunç tepeden 10 kişi aşağıda ne yapacağını yani kahramanlar, bunu değiştirelim. Hı. Gelin Atatürkçü Düşünce Derneği'ni bir siyasal partinin hizmetinde ön bahçesi, arka bahçesi Ümit Milli Takımı olarak kullanmayalım. Gelin bu %50'yiz biz. Hı hı. Çıkalım Türkiye'de ve bu %50'ye dayanarak siyasetin normal bir taban üzerinde yapılması için elimizden geleni yapalım. Biz bir siyasi parti değiliz. Siyasi partinin yani biz şuna karışmayız. Açık söylüyorum Atatürk Düşünce Derneği olarak. Kardeşim Ahmet geldi, Mehmet geldi, Recep Tayyip Erdoğan geldi, Kemal Kılıçdaroğlu geldi, bir şey geldi. Bu bizi ilgilendirmiyor. Bizi herkesin içinde tabii ki tuttuğu takım olduğu gibi tuttuğu parti de vardır. Elbette. İçinde yer aldığı, ben milletvekilini yaptım ama şu anda ben Atatürkçü Düşünce Derneği'nin genel başkanı olarak, değerli arkadaşlarım yönetim kurulu üyeleri olarak biz bir partinin ne arka bahçesiyiz ne ön bahçesiyiz. Ama şuyuz, Sayın Recep Tayyip Erdoğan, istediğini yap kardeşim ama ben istediğimi yaparım, halkım benim arkamda diyerek bu cumhuriyetin demokratik, laik, bağımsız, sosyal, hukukun üstüne dayalı nitelikleriyle oynayamazsın. Bu hepsi için geçerli. Sayın Bahçeli, Sayın şey, ben partiyim. Partisin. Bunlarla oyna diye değil. Sen bu ülkeyi yönet diye. Halkın %52'si dedi ki Atatürk Cumhuriyeti'nde oynama, ben sana oy veriyorum.
Evet. Ama değiştirme. Adını efendim Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin sağ tarafta böyle atlar koyarak sui generis kendine özgü tek adam rejimleri yaratma. Şimdi biz Cumhuriyet Halk Partisi'nin de dediğim gibi oy vereni var bizim içimizde, vermeyeni de var. İyi Parti'nin de var, Vatan Partisi'nin de var, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin de vardır, MHP'nin de vardır. Ama biz Atatürkçü Düşünce Derneği olarak bu partilerin hangisinin iktidarıyla ilgilenmeyeceğiz. Ama bu tabanın bilerek son 10 yılda yapıldığı gibi kaydırılarak Türk milletinden ümmet yaratılmasına, sosyal devletten kölelik düzeni yaratılmasına, hukuk devletinden tek adam rejimi yaratılmasına sonuna kadar karşı çıkacağız. Biz %50'yiz. Evet, devam edeceğiz bu konuya. Çünkü daha bu konuda soracağım çok şey var. Örneğin Ergenekon soruşturmaları başladığında, yani sadece Ergenekon değil, Kumpas soruşturmaları başladığında en büyük darbeyi yiyen kuruluşlardan birisiniz. Üyelerinize baskı yapıldı. Ve yüz binlerce üyeniz. Çoğu da öğretmen, aktif öğretmen olmak üzere üyelikten ayrılmak zorunda kaldı ya da en azından faal üyelikten ayrılmak zorunda kaldı. Bütün yönetim kuruluyla neredeyse içeri girdi. Evet, bunların hepsini konuşacağız. Daha o kadar konuşacağımız şey var ki kendisiyle bu Atatürkçü, Atatürk karşıtları konuşacağız. Tabii ki böyle bir hukukçuyu bulmuşken yargının hali pür melalini konuşacağız. Ekonomide tasarruf dönemini konuşacağız ki ne tasarruf dönemi? Haftanın şakası var, haftanın karikatürü var, haftanın sorusu var, var oğlu var. Ama sadece kısa bir reklam aramızda var. Ayrılmayın. Evet, Kral Çıplak kaldığı yerden devam ediyor. Konuğumuz Atatürkçü Düşünce Derneği'de Anayasa Profesörü Süheyl Batum. Evet, kendisiyle yeni göreve başladığı Atatürkçü Düşünce Derneği'nin neden göreve başlama ihtiyacı duyduğunu konuşuyorduk. Ve tam reklama gitmeden önce bir hatırlatmada bulundum. Atatürkçü Düşünce Derneği özellikle Kumpas davaları döneminde büyük üye kaybı yaşadı. Sanıyorum 380 binlere kadar çıkmışken üye sayısı şimdi 100 binlere kadar geriledi. Tekrar bir ivme kazanacak mı üye sayımız? Herkes bunu şunu bekliyor. Evet. Şimdi hakikaten o dönemleri hatırlayın. Ergenekon, Balyoz inanılmaz bir şey gibi çöktü. 7 yıl tutuklu kalanlar var. 7 yıl tekrar. Ben hayatımda böyle bir dönem, tekrar söylüyorum, inşallah çocuklarımız bir daha böyle bir dönem yaşamaz. Hani şarap bilirsiniz, adam içki neyse, hangisini demişler? Birinciyi içmiş, öbürü demiş. Ya tatmadım demiş, bundan kötüsü olmaz demiş. Çok net söylüyorum. Evet. Çünkü öyle bir algı operasyonu yapılıyor ki, efendim eskiden iyi demokrasi yoktu, ne olursa olsun şimdi iyi demokrasi var filan. Bunların hepsi, çok net söylüyorum, doğru değil. Türkiye'de biz askeri dönemlerde, o söylediğiniz dönemlerde Ali Sirmen ve arkadaşları Barış Derneği davasından 3 yıl tutuklu kalıp sonra beraat ettiklerinde biz okullarda, üniversitelerde ya hukuk insanları 3 yıl yatırır ve sonra çıkartır mı diyorduk. Hatırlayın. Evet. 12 Mart'ta Turgut Kazanlar, bir sürü insan baro, başka baro üyesi olarak 3 yıl yattıklarında ya sonra afla çıktıklarında böyle şey olur mu diyorduk. Evet. Tutuklu kaldıklarında. Bu ileri demokraside herkesin gözü önünde,
7 yıl tutuklu kaldılar. Ergun Poyraz terörist miydi? Bugün Türkiye Cumhuriyeti'nde Sayın Cumhurbaşkanımız dahil, Sayın bir zamanlar başbakanlık yapan Binali Yıldırım dahil, Adalet Bakanları dahil, bakanlar dahil, bütün AKP milletvekilleri dahil, hepsinin o dönemin işte yargıtayları, üyeleri dahil, hepsinin gözünün içine baka 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 7 yıl kaldı. 7 yıl tutuklu ve sonunda dedi ki birileri, FETÖ atmış içeri meğer. Tabii ama bunlar eski Cumhurbaşkanı, eski Başbakan Yardımcısı, eski hepsi Meclis Başkanları da dahil. Yani. Abdullah Gül'ünden eski Meclis Başkanları, Bülent Arınçlar'a tamamı bağırsaklar temizleniyor göstere göstere. Evet. Türk ordusunun yarısı 200-200 içeri atıldı. Genelkurmay Başkanları dedi ki kasaptaki ete soğan doğramam dedi. 200-200 içeri alınırken. 3 yıl, 4 yıl Balbaylar, Tuncay Özkanlar, bir sürü insan 5-5,5 yıl yatarken şimdi tabii ki o dönem ADD'nin üstüne de geldi. Ve korkunç bir kaçış ve maalesef ve maalesef güç kaybediş oldu. Göreceksiniz. Çok basit bir şeyle bitireceğim, söyleyeceğim. Şimdi o korkuyla birkaç yıldır bu Afyon'da kamp yapılıyor. Yıldırım Kemal Kampı dedik bu sene. Afyon'da 25-26'ya bağlayan gecede Kocatepe'ye gidilecek. 23'ünde başlıyor. Yıldırım Kemal'di o zaman. Yıldırım Kemal. Onu söyleyin kim olduğunu. İşte çok önemli bir kahraman. Kurtuluş Savaşı'nın kahramanlarından ve Kurtuluş Savaşı'nda Afyon Savaşı'nın başarılabilmesinde çok büyük yararları dokunmuş bir komutan. Ve biz onun adını koyduk. Bu sene şunu söyleyeyim. Ya 7 üyeyle, 7 gençle, 6 gençle, 14 gençle, 15 gençle yapılabiliyor. Bunu ben eski yönetimlerin başarısızlığı diye söylemiyorum. O korkudan geldik dedik ki korku falan yok. Gideceğiz. Bu sene 100 genç. Seneye 1000 genç, ondan sonra 100.000 genç dedik. Ve bu sene 100'ü bulunabilir mi bir haftada? Dikkat edin, emin olun. 130'da kesmek zorunda kaldık. Çünkü o imkanları bir haftada geliştirebilmek mümkün değildi. Yani evet. Tuvaletleri falan. Tabii, tabii. Yani o korkuyu artık bitti. Neden? 16 Nisan'da biz gördük. Biz azınlık falan değiliz. Bir de korkunun nice de faydası yok. Faydası da yok. Evet. Biz %50'yiz. Evet. Ve bunu bilinci içerisinde yolumuza devam edeceğiz. Ve 300 binleri, 400 binleri bulmak üzere hatta milyonları. Çünkü Atatürk'ün Türkiye'deki destekçisi Türk toplumunun en azından %70'idir. Atatürk'ü, Atatürkçü düşünceyi, Kemalizmi unutturmak isteyenlere, bravo, karalamak isteyenlere karşı en büyük güvence her zaman bir kurucularınızı saysanız Allah aşkına. Her zaman Atatürkçü İnanılmaz. Derneği olmuştur. İnanılmaz. Muammer Aksoy. Muammer Aksoy, Hıfzı Veldet Veli Dedeoğlu, Bahriye Üçoklar, Ahmet Taner Kışlalılar, inanılmaz Uğur Mumcular. Şimdi bu insanlar, dikkat ederseniz bir şey de var. Bu insanlar diyeceksiniz ki özellikleri ne? İşte özellikleri şu. Doğruyu her zaman gördük. Kelle şey, koltukta, kelle koltukta kraliçe diyen insanlar. Hepsi de, evet, hepsi de o Atlantik ötesinde hazırlanan dönemin hepsi, evet, şehitleri oldular. Evet. Biz o şehitlerin devamı olduğumuzu bilerek onlara layık olmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Size kolaylıklar diliyoruz. Şimdi Atatürk karşıtı haller var. Yani dünyada belki de İlk defa bir programda o ülkenin liderine yönelik saldırılar, evet, her hafta sistematik olarak arşivleniyor. Yani ben buna arşivleme diyorum. Yani bir sürü saldırısı da var, bir sürü her hafta oluyor. Çok enteresandı. Giderek tırmanıyor. Haftada birken haftada 5'e 6'ya çıkıyor ama biz bunları tarihe not ediyoruz. Etmek için de yayınlıyoruz. Ama önce şu anket sorumuzu bir hatırlatalım. Emin olun yüzlerce yağdırıyorsunuz. Tabii ki
tahmin ettiğimiz gibi Atatürk devam etsin, Atatürk adı seçeneği bir numara. Soruyoruz, 29 Ekim 2018'de açılması planlanan İstanbul'un yeni havaalanının adı ne olsun? Dikkat edin, 3. havaalanı diyorlar, kandırıyorlar. 3. havaalanı açılmıyor İstanbul'da. İlk havaalanı naklediliyor. Aynen. Bu havaalanının ismi ne olsun? Tamamen seçenek belirtmeden, telaffuz edilen bazı isimleri belirtmeden sizin özgür iradenize bırakıyoruz ve WhatsApp hattımız 0530 848 1312'ye yanıtlarınızı bekliyoruz. Lütfen tavrınızı belli edin ki ısrarla başka isimleri pompalamaya, kamuoyu oluşturmaya çalışanlara da bir çeşit kapak olsun. En azından başlarına gelebilecekleri o yanlış isimleri gündeme getirdiklerinde başlarına gelebilecekleri de görsünler. Cem TV ekranlarından bu gece onlara bu gösteriyi hep birlikte yapalım. Biz ne istiyoruz? Havaalanımızın adı ne olsun? Lütfen 0530 848 13 12. WhatsApp hattı bize yazın. Evet, şimdi arkadaşlar hemen şu 5 küpürü arka arkaya getirin. Daha sonra hocaya hepsini birlikte yorumlatacağım. Sadece hatırlatma amacıyla bu haftaki Atatürk karşıtı haller. Birincisi, İzmir'de Atatürk ve demokrasiye hakaret içerikli kitapları dağıtıyorlar. Okulların açılmasıyla İzmir'de bazı evlerin kapılarına kendilerine tebliğciler diyen dinci grup tarafından şeriat yanlısı kitaplar dağıtılmaya başlandı. Eldeki Kor Muhafazası Zor başlıklı kitaplarda bazı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e ağır hakaretler ediliyor. Siyasi partilere oy vermek küfür olarak nitelendiriliyor. Bunun içinde AKP de var. Yani o siyasi partilere oy vermeyin dedikleri siyasi partiler içinde AKP de var ve AKP iktidarı bu tebliğcileri her nedense yakalayıp adalete teslim etmiyor. İkincisi, Atatürk antına büyük saygısızlık. Getirin arkadaşlar. Evet, İzmir'de, yine İzmir'de ne yazık ki Kemalpaşa Belediyesi'nin uygulaması vatandaşları isyan ettirdi. Kemalpaşa ilçesine bağlı Yukarı Kızılca Köyü meydanında bulunan Atatürk Anıtı'nın yanına sanki başka bir yer kalmamış gibi de reklam panosu yerleştirildi. Ve bu panoda Kemalpaşa Belediyesi'nin ve TOKİ'nin reklamları yer alıyor. Üçüncüsü, yine Atatürk Anıtı'na büyük saygısızlık. Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yeraltı çarşısı inşa etmek için bir süredir çalışmalar devam ederken çıkarılan molozlar sanki başka bir yer yokmuş gibi Atatürk Anıtı'nın çevresine döküldü. Ve hani o Atatürk'e hakaret eden kızcağız vardı ya, onun avukatı hani Anıtkabir'de ağza alınmayacak laflar söylemişti. Avukatı şöyle savundu Safiye'yi: müvekkilim Kemalizmi sevmeyen mütedeyyin bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıdır. Allah ve peygambere dahi küfredilen bir ülkede buna ceza verilmezken bir insanı sevmeye zorlamak ve kanaatinden dolayı cezaevine atmak modern dünyamızda akıl almaz bir durumdur. Şimdi ve son, bu avukat hakkında tabii görüşlerini de alacağız hocamızın ve artık pes dedirten küpüre geliyoruz. Yargı AKP'li eski başkanla ilgili kararını verdi. Atatürk'e hakaret fikir özgürlüğüymüş. AKP Gençlik Kolları eski başkanı Hasan Baki sosyal medyada Atatürk'e hakaret yağdırdı. Hakkında dava açıldı. Mahkeme Baki'nin sözlerinde suç bulamadı ve beraatine karar verdi. Keşke olmasaydı, Türk değil orijinali Yunan demişti bu adam. Hocam buyurun. Evet, şunu söyleyeyim bir kere. Şu sonuncudan başlayayım. Bu sonuncuyu bugün avukat arkadaşlarımızla konuştuk. Şimdi bu inanılmaz bir karar örnek gösterilerek yapılmış ve Mersin'deki mahkeme, ilk derece mahkemesi sözlerin suçlama olmadığına, daha doğrusu işte hakaret olmadığına, düşünce özgürlüğü olduğuna kanaat getirmiş. Şimdi söyledikleri Stalin hakkında açılan bir davayı örnek gösteriyor. Sözüm ona. Evet. Şimdi
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin bu konuda sayısız kararı vardır. Hakaret niteliği taşıyan kararlara kesinlikle hakarettir demiştir. Hı hı. Hakaret niteliği taşımayan kararlara ise Stalin'e edilen hakareti bir soykırımdan dolayı, Katyn Ormanı'nda işlenen bir soykırımdan dolayı toplu halde Polonyalı askerlerin öldürülmesindeki şeyinden dolayı, ne derler, rolünden dolayı Stalin'e söylenen lafın hakaret olmadığına karar vermiştir. Aynı şekilde, eğer o siyasetçi size hakaret etmişse, mesela faraza diyorum, serseri, sen kimsin demişse, sizin ona sensin serseri demeniz hakaret kabul edilmemiştir meşhur E10 kararında. Fakat eğer sen ne Türküsün, Selanik şimdi nerede, Yunanistan'da, sen Yunansın, Yunan'ın orijinalisin, senin neren Türk, neren atası Türklerin demek açıkça bir hakaret içermektedir. Bunu Stalin'le benzeştirmek bilerek, bana göre bir mahkemenin veya bilmeyerek yanlış yaptığını gösterir. O yüzden biz arkadaşlarımla Mersin'deki bu mahkemede verilen kararı avukatlar incelemeye alacaklar. Alıyorlar. Daha bugün konuştuk. Hocam hemen hatırlatma yapalım. Yanlış anlaşılabilir. Yunan olmak hakaret değildir. Değildir tabii canım. Yani, Atatürk'e Yunan diyerek Atatürk, sen selam veren Türk'e. Düşmanın sapını göstermek hakarettir. Yani Yunan burada Yunan demek. Değil. Şimdi biz şunlardan değiliz kesinlikle. Atatürk Cücüye Derneği'nin tek üyesi bile değildir. Evet. Hani bir zamanlar Abdullah Gül bile sayın yapmıştı. Affedersiniz, bana Ermeni diyorlar. Affedersiniz, evet. Bana Ermeni diyorlar. Ermeni diyorlar demek affetmeyi gerektiren bir şey değildir. Evet. Affedersiniz, bana Alevi diyorlar. Affedersiniz, hatırlayın tabii, tabii, sayın tabii. Kılıçdaroğlu'na neler derdi. Bunlar tamamıyla Türkiye'de demokrasiyi tamamlamayan insanların söyledikleri laflardır. Hı hı. Ama ben net söylüyorum. O hakaret içermek suretiyle söylenmiştir. Ve sayın mahkemeye tekrar söyleyeceğim. Biz burada müdahil olmuş muyuz daha önce? Olmamış mıyız? Hangi dernek müdahil olmuş? Olmamış mıyız? Neler ya? Buna mutlaka bir şey yapacağız. Çünkü bunun siyasal alanda hoş görüldüğünün örnekleri ne hepimiz biliyoruz. Hı hı. Bugün Türkiye'de Cumhurbaşkanı'na, hatırlayın, hı hı, Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde açtığı pankarttan değil, daha sonra açılan bir pankartı arabasında taşımış olma, o pankartın getirilmesine yardımcı olmuş olmak düşüncesiyle veya ihtimaliyle tutuklandı Orta Doğu Teknik Üniversitesi öğrencisi. Mahkeme tarafından tutuklandı. Sonra da yine tutukluluğu kaldırılarak yargılanmasına, bugün Cumhurbaşkanı'na söyleyen bir şey, söz söyleyen mutlaka yargılanıyor. Ama Atatürk'e, size, bize, Atatürkçülere ne oldu? Silahları çıkartın diyen bir tane sözde bilim adamı vardı. Ne oldu? Hiçbir şey olmadı. Türkiye'de bunların karıları bize bilmem nedir diyen adamların, meczupların hangisine ne oldu? Bugün Türkiye'de azıcık dik durmaya çalışan, eli kalem tutan herkes hakkında yüzlerce suç duyurusunda bulundu Sayın Cumhurbaşkanı. Sizin hakkınızda da bulundu. Hepimiz, benim hakkımda da. Tamamımız yargılanıyor. Bu mahkemeye düşseydik, bu mahkeme aynı kararı Cumhurbaşkanı verebilecek miydi? Verebilir miydi? Derhal ve derhal suçun unsurunun oluştuğuna ve suç işlendiğine, kişinin tutuklanmasına şu karar verir. Şu rezaletler konusunda ne diyorsunuz? Ha, şunu da söyleyeyim bakın. Mesela bu çok bariz. Türkiye'de zaten birazdan da o yüzden bu havaalanına. Evet. Sarayburnu'nda denize doğru arkasını şeye, saraya dönmüş, halka yüzünü dönmüş denize Atatürk heykeli vardı büyük. Marmaray çalışmaları yüzünden. Aynen. Üstü kapatılmıştı. Hapsedildi. Hapsedilmişti.
ADD yönetiminden arkadaşlarımızla onun üstüne gittiler. Onlar açıldı. Şimdi de tekrar ben belediye başkanının bu konuda anlayışlı davranacağını umuyorum. Ve şu ana kadar görüntüde o. Bunun tekrardan o çatlayan taşların yeniden yaptırılarak oradaki o muhteşem heykelin tekrar korunacağını üstleneceğimizi söylüyorum. Valla gerekiyorsa yapmasınlar. Ama bizim yapmamıza izin versinler, biz yaparız. Aynen. Ali yani, Beyköy'de evet. Aynısı, Ali evet. Beyköy'de aynısı gördük. Bunlar yalnız size bir şey söyleyeyim. Bunlar duyulanlar. Tabii tabii. Rize'de, orada, burada, Trabzon'da ben gittim gördüm. Sadece oraları söylüyorum, başka yerlerde de vardır. Üstüne put. Put. Felaket. İşte ayyaş çizgi. Benim merak ettiğim şu. Hı hı. Eskiden de vardı meczuplar. Meczup denirdi. Evet. Eğer aklı başındaysa da yargılanırdı. Nasıl oldu da bugün toplumun bir kesimi tarafından bravo ne yapıldı diye şey yapılabiliyor. İşte hı. Bu Türkiye'nin üstünde oynanan oyunun bizi nereye götürdüğünün açık göstergesidir. İşte bu yüzden Atatürkçü Düşünce Derneği gibi bir dernek bugün Türkiye'nin en önemli işlevi olabilecek ve olması gereken bir derneğidir. Evet. Hatta siyasal partilerin bile yerine geçebilecek. Çünkü artık inanılmaz bir duruma geldik. Toplumun bir kesimi bunu bir yılbaşı gecesi 100 kişinin öldürülmesine bazı insanlar iyi oldu. Noel babanız sizi kurtarsın. Keşke ben öldürseydim diye yazdı. Toplumun bir kesimi ne var yahu dedi. Ne var? Ha bu %5'tir, 10'dur, 15'tir, 20'dir bunu bilemem. Ama bu insanlar gayet böyle şey İzzet-i İkbal de Seref Raz derdi Ziya Paşa İzzet İkbal içerisinde diğerleri ise ya böyle söyleyemezsin. Buna izin veremezsin diyenler hakkında onlarca, yüzlerce, binlerce dava. Evet. Bu bir iktidarın hedefini temelini gösteriyor. Atatürkçü Düşünce Derneği'ni sanıyorum üye olmaya çağırıyorsunuz. Bütün vatandaşlarınızı dayanışmaya çağırıyorsunuz. Kesinlikle. Çünkü bunun bir anlamda bu rejimin temelini savunmak olduğunu düşünüyorsunuz. Aynen. Hem yurt içinden hem yurt dışından son derece fazla mesajlar geliyor ama bir tanesini okumak sizin de ortak dostunuz, pardon ikimizin ortak dostu Hüsnü Bey'den geliyor. Aynen şunu söylüyor kendisi biliyorsunuz Almanya'da Limburg ADD'nin başkanı Hüsnü İlhan bunu okumazsam gerçekten boynum bükülür. Avrupa'nın her yerinde ülkemiz için mücadele veren Atatürkçüleriz. Bir yandan asimile edilen çocuklarımızı diğer yandan yobaz zihniyeti körükleyip gençliğimizi kapitalizmin kölesi yapma gayretlerine bir yandan da bölücü unsurlara karşı mücadele ediyoruz. Sizlerin manevi desteğine ihtiyacımız var. Bizim partilerle bölünüp güç kaybetme lüksümüz yok. Sayın Batum bize bu konuda bölücü ve yobaz olan hariç toparlayıcı bir yol çizebilir mi? Ayrıca ADD Koblenz Başkanı Şenem Aydın, Ahen ADD Başkanı Turan Kılıç, ADD Marburg Başkanı Gündüz Çapar, ADD Mannheim Esra, Fatma Nil Hanımlar, ADD Nürnberg Funda Hanım, ADD Dortmund Mevlüt Bey ve gidiyor böyle ADD Has Şahin Fatma Hanım. Hüsnü Bey'in bu görüşüne imza atıyorlar. Bir şey söylemek zorundayım. Şimdi Hüsnü Bey benim Almanya'da gittiğimde bu pırıl pırıl insanlarla beraber toplantılar yaptıran bir insan. Evet. Benim de ADD genel başkanı olurken kafamdaki şeylerden bir tanesi de bu değerli arkadaşlarımla tamamen örtüşüyor. O yüzden ayın 20'sinde filan Ekim'in 20'sinde filan 27'sine kadar dikkat edin 29 Ekim'den hemen önce Almanya'ya gideceğim. Ve bu çok değerli arkadaşlarımızla şunu yapacağız. Bir kere daha sizin buradan söyleyeyim, buradaki bütün Cem TV'nin çok değerli izleyenlerine, zaten onların çoğu biliyor ama, dostları vardır, gitmişlerdir, gelmişlerdir, Almanya'ya yaşayanlar vardır,
kendi memleketlerinden gidenler vardır. Şimdi hakikaten pırıl pırıl insanlar. Çocukları görün. Ben gördüm. Almancası Türkçesinden iyi. İngilizcesi evet. Türkçesinden iyi. İnanılmaz bir Türkiye sevgisi kalbinde. Evinde Türk bayrağı ve kesinlikle ve kesinlikle Türk milletine. Birilerinin söylediği gibi boş ver milleti ya, biz ümmetiz ümmet demeyen Türk evet. milletine, Atatürk'e, demokratik cumhuriyete, sonuna kadar bağlı bağımsız cumhuriyete insanlar. Evet. Ve her yerde olduğu gibi algı operasyonları onların da üstünde var. Evet. Bir partileşme olgusu bazen onları maalesef bölebiliyor, ayırabiliyor. Hüsnü Bey de biliyor, diğer arkadaşlar da, hepsini saydığı arkadaşlar da çok değerli arkadaşlarım. Onlar bunun bilincinde, bizler partiler üzerinden değil, Atatürkçü Düşünce Derneği Atatürk üzerinden bütün bu arkadaşlarımızın taleplerine de biz onları itibar edecek ve değer verecek ve onu uygulayacak şekilde biz onları buradaki arkadaşlarımızla kaynaştıracağız. Onlar da bizi oradaki arkadaşlarla kaynaştıracaklar. Ben çok umutluyum. 20'sinde onun için gidiyorum, onlar için gidiyorum. Ve orada dediğim gibi arkadaşlar, zaten Atatürk Düşünce Derneği bir platformun da orada üyesiydi. Yani Türkiye'deki Atatürkçü Düşünce, bizim derneğimiz. Şimdi o platformu da bu arkadaşlarla gerçek anlamda bana göre işlev kazandıracağız. Ve Almanya'daki, Hollanda'daki, Fransa'daki, Amerika'daki, İngiltere'deki. Evet. Şimdi bugün daha İngiltere'deki arkadaşlarımızla konuştuk. Atatürkçü Düşünce Derneği dünya platformu. Aynen, bir şey daha söyleyeyim. Geçen hafta konuştuğumuz, bugün bile konuştuğumuz, Balkanlarda inanılmaz insanlar var. Atatürkçü Düşünce Derneği'nden. Onların da bugün, daha doğrusu Atatürkçü Düşünce Dernekleri kurmak isteyen pırıl pırıl Atatürkçü insanlar. Evet. Şeyi hatırlayın. Bosna Hersek. 92-95. 95'ten sonra hatırlayın, savaş bitti. Kurtuldu. Ve Bihaç kentinde Müslümanların olduğu, haçın olmadığı kentte Fransız, işte Avrupa Birliği ordusu girdi. Çıt yok. Evet. Herkes hatırlayacak. Şey girdi, Amerikan askeri girdi. Hakikaten sevindiler insanlar. Türk askeri girdi oraya. Ortalık yıkıldı, yıkıldı. Hepimiz gözümüz yaşararak seyrettik, ağlayarak. Şimdi o insanlara birileri bir şey söylüyor. Boş ver diyor Türkiye'yi. Müslüman sen ümmet birliğine bak. Dünyadaki o, onlar orada ölürken, çok net söylüyorum ya, yalan olduğunu düşündüğüm için, Arapların Suudi Arabistan'ı, Katar'ı filan neredeydi? Neredeydi o insanlar ölürken? Doğru. Ne verdiler? Suudi Arabistan ne verdi? Burada bizim Katar şeyhi, bak bize uçak hediye ediyor, uçak. Cumhurbaşkanımıza uçak hediye ediyor. 10 gün sonra Cumhurbaşkanımız diyor ki hayır, onu bana hediye etmedi. Devlete hediye etti diyor. O devlete hediye eden ne hediye etti orada? Bosna Hersek'lilere, Makedonyalılara, Arnavutlara, Karada, oradaki bütün Osmanlı'dan orada kalan insanlara, Türkiye Cumhuriyeti Atatürkçü Düşünce Derneği olarak göreceksiniz. Elimizi uzatacağız. Orada Atatürkçülerle buluşacağız. Çok yakın bir gelecekte göreceksiniz. Evet. Vaktimiz var mı reklam için? Hemen yeni bir konuya geçelim mi? Reklam. Bölmeyelim diye bu soruyu sordum. Çünkü reklamdan döner dönmez bir de hocamızın diğer koltuğuna geçeceğiz. Yargıda da inanılmaz şeyler yaşanıyor. Orada da birkaç küpürümüz var. Onları paylaşıp daha sonra yorumunu alacağız. Sadece birkaç dakika.
bizim jenerik müziğimiz çalarken hoca o kadar heyecanlanıyor ki eliyle tempo tutuyor. Ben de onu seyrediyordum burada zevkle. 21 Eylül 2018 Cuma akşamı Kral Çıplak'ın 3. bölümüne başlıyoruz. İlk bölümde konuştuğumuz bu Atatürk'e hakaret meselesinde size sanıyorum AKP'ye yakın bir izleyicimiz bir soru soruyor. Evet. Profesör Seyir Batım'a bir hukukçu olarak sorumdur. Size, bize Atatürk'e ve Atatürkçülere hakaret edilemez derken İslam dininin peygamberine hakaret etmeyi meşru mu kılıyorsunuz? İslam dininin peygamberi Hazreti Muhammed'e sahip hakaret edilirken neredeydiniz değerli profesör? Biz kimseye hakareti meşru görmezken siz peygambere hakaret edildiğinde gayet sessizsiniz. Hayır, onu sevgili dinleyenimiz yanlış algılamış. Hı. Atatürkçülere hakaret edilemez demek, Atatürk'e hakaret edilmemelidir demek, diğer herkese edilebilir diye algılanmaz. Kesinlikle doğru söylüyor. Hele hele peygambere. Hiç kimse hele hele peygambere kesinlikle hakaret edilebilir diğerlerine diye bir sonuç çıkartılmaz. O yüzden ben tekrar söylüyorum. Hiç kimseye hakaret edilmemelidir. Hele peygamberimize. Neden? Çünkü insanların büyük bir çoğunluğunun isterse yarısı olsun, isterse %10'u olsun, isterse %5'i olsun inandığı bir kişiye hakaret edilmez. O yüzden ben bugüne kadar dikkat ederseniz Alevilerin inançlarına hakaret ettiği gerekçesiyle Sayın Cumhurbaşkanı o zaman başbakandı, onu bile yuh çektirdiği gerekçesiyle, yani Kemal Kılıçdaroğlu Alevidir deyip kenara çekilip ahalinin, onu destekleyen ahalinin yuh diye çekmesine yanlıştır, hakaret ettiremezsiniz diyebilmiş bir insanım demiş Başbakan'a. O yüzden net söylüyorum. Hazreti Muhammed'e, Atatürk'e ve bir kişi bile seveni olsa, üç kişi bile olsa hiçbir insana, insan olduğu için insani değerlerden, haklarından dolayı hakaret edilmesine edilmesini meşru görmüyorum, göstermek istemiyorum. Ama Atatürkçülere hakaret edilemez, bir tek onlara edilemez diye algıladıysa yanlış algılamış değerli izleyenimiz. Süheyl Bey ADD Başkanı olarak projelerinden bahsetmedi. Çok güzel. Çok güzel. Hemen söyleyeyim. Şimdi bizim 3 tane çok önemli projemiz var. Çok önemli. Tekrar söylüyorum. Çok net bunları yapacağımızı görecekler. Şimdi 3 tane bizim temel işlevimiz var. O da ne? Biz bir siyasi parti değiliz. Projelerimiz yol yapacağız falan diye söyleyemeyiz. Projelerimizden birincisi şu. ADD'nin, Atatürkçü Düşünce Derneği'nin bu toplumda %50'yi temsil ettiğini bilerek ve bir siyasi parti olmayarak şunu yapacağız. İlk önce toplumsal meşruiyeti sağlayacağız. O da zaten var da meşruiyeti. O nasıl sağlanır? Bizim sadece belirli günlerde veya Atatürk heykellerini koruyan bir şey değiliz biz. Biz bu toplumun bünyesine nüfuz edecek bir örgütüz. O da nasıl yapılacak? Göreceksiniz. Kahve toplantıları başlatacağız. ADD okullarını etkin olarak işleteceğiz. ADD kurslar açacağız. Yani bu topluma nüfuz edeceğiz. ADD okullarını açarken göreceksiniz çok yakın bir zamanda. ADD kahve toplantıları dedim. Buna bütün arkadaşlarım çok önem veriyoruz. Panel değil. Biz şubelerimize 3'er 4'er tane bu ülkenin doktorunu, sanatçısını, veterinerini, tarihçisini götüreceğiz. Orada kahvede insanlarla oturacağız, konuşacağız. Şarbon hastalığı mı deniyor? Veterinerle nedir? 1, 2, 3, 4, 5, 3'er kişi. Ve Türkiye'nin her yerinde toplum görecek ki
ADD sadece belirli günlerde olan bir kuruluş değildir. ADD toplumun tamamında, bu toplumun tamamına yönelik, ama biz siyasetçi olmadığımız için şunu demeyeceğiz. Sana yol getireceğim, sana bilmem ne getireceğim deme imkanımız yok. Zaten böyle bir şey söylersek komik olur. Ama o topluma nüfuz edecek, etkileyecek girişimlerde yapacağız. İki, şunu hemen söyleyeyim. Bizim üç tane ana aksiyon şeyimiz var. Göreceksiniz. Biri şu. Milleti millet yapan en önemli olgu nedir? Geçmişi paylaşmak, tarih. Bu tarihin bariz bir şekilde görüyoruz. Özellikle AKP iktidarında bunu sonuna kadar görüyoruz. Tarihi unutturmak, yeni bir tarih yazmak istiyor. Evet. Çok açık bu. Çok açık, net. Hiç kimse tesadüf falan diyemez. 23 Nisan'a kutlu doğum haftasını koy. 30 Ağustos'a Malazgirt'i koy. 19 Mayıs'ta parmağım uf oldu, kulağım ağrıyor haftası koy. Bunlar çok net olarak biliyoruz artık. Çok net. Zaten bu ekibin çok önemli bir şeyi vardır. İdeoloğu mu diyeyim artık? Şevki Yılmaz. Bilirsin Şevki Yılmaz. Aynen. Şevki Yılmaz o zamanlarda da şeyi topluyordu. İnsanları toplayıp bu Kemalist düzeni yıkacağımıza, bu şeytan düzeninden kurtulacağımıza diye hatırlarsın. Şimdi o geçenlerde bir yazı yazdı. Dedi ki bizim Kurtuluş Savaşımız esasında Zafer Bayramımız 30 Ağustos değil 15 Temmuz'dur dedi. Şimdi bunu 30 Ağustos'un yerine yerleştirmek için çok ciddi bir çaba var. Bir, Atatürkçü Düşünce Derneği tarihi çarpıttırmayacak, yeniden yazdırmayacak. Bunun için elimizden geleni yapacağız. Atatürk'süz bir tarih yazma çabası var. Buna izin vermeyeceğiz. Okul kitaplarında görüyorsun artık. Evet. Atatürk yok. Atatürk'süz bir tarih yazdırmayacağız. İki, eğitim sisteminin çarpıtılarak birbirini tanımayan 3-4 tane genç yetiştirilmesine, Osmanlı'nın sonunu getiren bir sonucun gene yaşatacağı bir eğitim sistemine kesinlikle karşı çıkacağız. Kesinlikle. Üçüncüsü de insanları adaletli bir toplumda birbirine bağlaması gereken hukukun tek kişinin elinde olmasına ve bir artık hukuk devleti değil, bir garabete dönüşmesine yönelik eylemlere veya girişimlere sonuna kadar karşı çıkacağız. Evet. ADD'ye nasıl üye olabiliriz? Çok kısa. İstedikleri gibi kendi yerleştikleri yerlerinde şubeye gidecekler. Ben bir form dolduracaklar. O formlar derhal şeye gönderilecek, genel merkeze. İşte iki resim mi, üç resim mi ne verecekler? Derhal üye olacaklar. Evet. Coşkun Bey, biraz önceki Hazreti Muhammed'le ilgili şeye çıkışa, izleyici çıkışına yanıt veriyor. Hazreti Muhammed hepimizin peygamberi. Ona kim hakaret etmişse söylesin, yarın hepimiz dava açalım diyor. Aynen. Çok güzel söylemiş. Evet. Ben yetişemiyorum. Artık bunların bir bölümünü size mail adresinize ileteceğim. Bu arada şu anket sorumuzu bir daha tekrarlayalım. Ve ondan sonra da yavaş yavaş o konuda son bölümde sizin görüşünüzü alacağım. Size bugün sorduk. 29 Ekim 2018'de açılması planlanan İstanbul'un yeni havaalanının adı ne olsun? Yanıtlarınızı 530-848-13-12'ye bekliyoruz. Biz bir öneride bulunmuyoruz. Tamamen sizin özgür iradenize bırakıyoruz. Lütfen içinizden geçen ismi bize yazın. Yeni havaalanının adı ne olsun? Şimdi hocam, sizin diğer koltuğunuza geçiyoruz. Hukukçu kimliğinizle. Evet. Arkadaşlar, 4 tane küpürümüz var. Şunları arka arkaya bir getirin. Ben bir okuyayım. Sonra hocam hepsini birlikte değerlendirsin. Sarayın yargıcı. 1 numaralı küpür. Bu herhalde ilginizi çekmiştir hocam. Evet, Danıştay evet, Başkanı'nın evet, kızı jet atamalarla birdenbire yürütmenin başı konumundaki Beştepe'ye tırmandı.
Danıştay Başkanı Zerrin Güngör, hani kendisi çaycı, evet. Danıştay Başkanı çay topluyordu. Yargıç kızı Gonca Hatinoğlu yine tartışmalı bir atamayla gündemde. 6 ay önce Elazığ'a atandıktan bir gün sonra Yargıtay'a getirilen Hatinoğlu'nun 3 gün sonra da Cumhurbaşkanlığı Hukuk Hizmetleri Başkanlığı'nda daire başkanlığına getirildiği ortaya çıktı. Devletin 3 erkinden biri olan Danıştay, idarenin hukuka aykırı işlemlerine karşı açılan davaları karara bağlıyor. Kızı yürütmenin başı konumundaki sarayda görev yapan Danıştay Başkanı'nın durumu, yargının bağımsızlığı konusunda şüpheye neden oldu. Bu bir. İki, hakime yardımcı geliyor. Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, hakim yardımcılığı müessesesi üzerinde çalışıyoruz. Ayrıntılar üzerine halen arayış ve tartışmalarımızın sürdüğü bu sistemde mesleğe geçiş öncesinde bir kademe oluşturmayı öngörüyoruz. Üç, Enis Berberoğlu tahliye edildi. Fakat bu bir anlamda hüküm onağında ama tahliye edildi anlamına geliyor. Yani Enis şimdilik içeriden çıktı. Yarın ne olacağı, milletvekilliği bitecek mi onandığı için, hüküm onandığı için milletvekilliği bitecek mi? Hemen mi içeri alınacak tekrar, yoksa milletvekilliğinin sonuna kadar beklenecek mi? Bu konu tartışmalı. Ve dördüncüsü yargıda efendim. Hani biraz sonra konuşacağız. Hiçbir alanda tasarruf yapılmıyor ama yargıda tasarruf genelgesi yayınlandı. Adalet Bakanı Gül'ün imzasıyla bakanlığın merkez teşkilatına ve adliyelere tasarruf genelgesi gönderildi. Genelgede mali yıl sonunda ilave ödenek ihtiyacı ortaya çıkarılmayacak şekilde harcama yapılması gerektiği belirtilerek uyarılarda bulundu. İşte kiralama, taşıt, bina işlemi yapılmaması falan. Ama kendileri öbür taraftan her türlü masrafı yapıyorlar. Hocam buyurun, dört konu birden. Hemen şunları söyleyeyim. Hı-hı. Hemen çok basit. Bir kere hakime yardımcı gelmesi. Şimdi hakime yardımcı gelmesi filan. Dünyada yargı mensuplarının kürsüde yerlerini almadan belli bir süre adalet hizmetleri içine girerek tecrübe edinmesini amaçlıyoruz. Hakime yardımcı. Şimdi asıl olan vatandaş memnuniyetidir. Şimdi size bir şey söyleyeyim. Bunlar gömleği bir kere yanlış iliklediğiniz zaman bir daha hep böyle kalır. Şimdi alttakiler de yanlış iliklenir. Hep yanlış iliklenir. Evet. Hep. Şimdi maalesef Adalet ve Kalkınma Partisi, Sayın Cumhurbaşkanımız başbakanken de Adalet Bakanlarıyla bilerek, isteyerek adaleti tek ele toplamak amacını güttü. Kendisi yapabilir miydi, yapamaz mıydı? Ya yapamazdı. Kimi kullandı? Tamamen o zaman liberal denilen, kimisini liboş dediği, kendilerine işte biz liberal aydınız filan adı veren aydınların sözüm %99'unu kullandı. Ha ben %100 demek istemiyorum. Belki arada bilmediğimiz vardır. Hatırlayın. Demokrat Yargı diye bir örgüt kurdular. Sonra bir tanesi diğeri hakkında ay dedi ben bunun bilmiyordum. Elma şekerinin bütün şekerini Osman yedi. Sapı bize kaldı diyerek kitap yazan eşekli demokrasi diye evet. Utanmadan halen de yargıç görevini yerine getiriyor bilmiyorum. Bir kişi bu görevi üstlenmede çok büyük yardımcı oldular. Şimdi vardığımız nokta şu. Dikkat edin. Bir kere gerçek bu ya. Yani bunun böyle efendim sarayın yargıcı mıdır? İşte bu gencecik kızcağız hakikaten iyi midir, kötü müdür? Hukuka atanmış mıdır? Danıştay Başkanı'nın kızı olur mu? Bırakın bunu ya. Şuna bakın. Türkiye'de yargıçların mesleklerinin sonuna kadar atama, tayin, terfi her şeylerini yapan, özlük işlerinde karar veren Hakimler ve Savcılar Kurulu diye bir kurul var. Bu kurulun tamamını Cumhurbaşkanı ve AKP iktidarı atıyor. Tamamını. Dikkat edin. Bu kurulun daha artık öyle midir, böyle midir, önlüdür, Gonca Hatinoğlu iyi midir, kötü müdür, iyi insan mıdır, iyi hukukçu mudur? Bırakın bunu. Bu ülkede bütün atamaları yapıyor. Rektörleri o seçiyor. Zaten onları falan o seçiyor yani, da her şeyi o yapıyor. Evet, evet, evet. Ama yargıçların tamamı, dikkat edin ya.
bir yerde en azından bilmem ne ilçesinde insaf bir gencecik savcısınız. Savcısınız, oraya atandınız. Diyelim 30 yaşındasın. 35 sene orada hizmettesin. 35 sene senin bütün geleceğin HSYK'daki kişilerin iki dudağının arasında. Kolay var hocam. Evet. Badem büyük bırakacaksınız. İşte yani, dikkat et. Ne yazık ki. Dikkat et. Böyle yani şu demek, ben bir hukukçu olarak yargıya kızarken onun içinde yer alan pırıl pırıl insanlar vardır. Çoğunu tanımıyorum. Bizlerin öğrencileri var. Pırıl pırıl mesleğe iyi niyetlerle girmiş. Ama düşünün, 35 senesini bir kişi hem de hiç çekinmeden 7 sene insanlar kalırken Adalet Bakanı'na bir talimat verip MİT müsteşarını bir gecede kurtarırken talimat verip bir gecede o insanların 7 sene tutuklu kalmasına kılını kıpırdatmayan bir iktidarı düşün. Kılını kıpırdatmayan, şöyle kılını oynatmayan bir iktidarı düşün. Evet. 7 sene, 5 sene. Şimdi o insanlar ellerinde bir kalemle Ahmet, Hüseyin, Ayşe, Fatma bilmem ne diye yazıyorlar. Şimdi o zavallı derken yanlış anlaşılmasın. O savcı, o hakim, o mesleğe büyük umutlarla başlayan 40 senesini bu iktidarın iki dudağı arasında veya başka bir iktidarın, böyle bir ülkeye hukuk devlet denir mi? Burada biz o hakimlere, savcılara inanılmaz bir şey veriyoruz. Başka bir karar verse en iyi ihtimalle ceza alır, terfi ettirilmez, bilmem ne yapar, doğru düz terfi alamaz, geçici görevlendirmeyle oradan oraya götürülür. En kötüsüyle de işte çok sık gördüğümüz gibi, aa biz bilmiyorduk sen meğer FETÖ'cüymüşsün ya denir. Aa şimdi dikkat edin, öyle ilginç bir ülkede yaşıyoruz ki. Musa Kart, ünlü karikatürist, içeri girmişti değil mi? Evet. Neden girmişti? Neden? Ah, FETÖ'cüydü. Neden FETÖ'cüydü? FETÖ ile iltisakı, irtibatı olan bir kuruluştan, sözüm ona ETS'den bilet almıştı. Görüşmüştü. Tura gidiyorum, gitmiyorum diye görüşmüştü. Ah, bu kuruluş ETS, FETÖ ile iltisaklı ve irtibatlı dendi. Bayağı içeri girdi, tutuklandı. Ah, sonra bir baktık, ETS'nin patronu bakanımız oldu. Ben o ETS'nin patronunu falan tanıdığım için söylemiyorum. Peki Musa Kart aslında neden iktidarın boy hedefi olmuştu? Yine siz çok iyi bileceksiniz. Bundan 10 sene önce çizdiği kedi karikatür. Kedi. Evet. İşte dikkat edin. Sistemi ben oradan söylüyorum. Burada insan iyi miydi, hakim iyi miydi, kötü müydü? Bunu tartışamazsın bile. Evet. O sistem korkunç bir sistemdir. Gencecik pırıl pırıl insan okutuyorsun. Şöyle diyorsun. Bak, hakim veya savcı olacaksan dikkat et ha. Evet. 35 seneni biri yönetecek. Korkunç. Ben yönetsem kötü. Babam yönetse kötü. Siz yönetseniz kötü. Evet. Sayın Recep Tayyip Erdoğan yönetse kötü. Bir başka kötüye geçiyoruz. Ekonomi. Ekonomide bu haftanın konusu da tasarruftu. İşte hani dolar aldı başını gitti. Sonra inanılmaz bir faiz artışı geldi. Cumhurbaşkanı'nın bunlar ne yapıyor diye kızmasına rağmen o faiz artışı gerçekleştirildi. Bu haftada diyorlar ki bize, dediler ki yeni işte planı açıkladılar. Yeni ekonomik program. 76 milyar lira tasarruf edeceğiz diyorlar. Şimdi önce şu küpürleri getirin arkadaşlar. Piyasaların merakla beklediği yeni ekonomi programında kamuda kemer sıkma, büyümede fren beklentisi, 2020 sonunda tek haneli enflasyon hedefi var. Ama şimdi tabii o enflasyon hedefi çok yukarılarda. Sonuçta 2019'da kamuda 76 milyar lira tasarruf yapılacak diye bir öngörü var. Ama bu tasarrufun nasıl yapılacağı konusunda hiçbir ayrıntı yok. Bu bir. İki, tasarruf yapılacak derken millet kemer sıkıyor, devlet bol kepçe harcıyor haberlerini bir örnek.
tasarruf günlerinde TRT'ye 200 yeni araç alındı. 30 milyon lira para ödendi ve bu araçların hepsi genel müdürlüğün helikopter pistine müdürlere dağıtılmak üzere konuldu. 3. Başımızın belası haline gelen şu ödeme garantili mesele eserler. Osman Gazi Köprüsü'nün büyük kazığı. İlk açıldığında ücreti 35 dolar artı KDV'ydi, 121 liraya denk geliyordu. Şimdi ücreti yine 35 dolar. Çünkü öyle söz verildi, sözleşmeler öyle yapıldı. 255 lira geçiş ücreti ve yıkılacak devlet konuk evine para döküp, hani tasarruf yapacak ya devlet 76 milyar lira. Atatürk Havalimanı'nda, yıkılacak Atatürk Havalimanı Yeşilköy'deki devlet konuk evi varmış. Yıkılacak. Para döküp 3 ayda yenilemişler ve ne kadar para harcadıklarına bakıyorum, birkaç milyon lira para harcayarak yapılmış bu. Tam o yok. Evet, bunların hepsi tasarruf yapılacak dönemde ve bir de bilgi notu. Notu 54,5 milyon vatandaşımız, hani 80 milyon deniyor ya nüfusumuza. Evet. Çocuklar, bebekler dahil olmak üzere 54,5 milyon vatandaşımız borca battı. Nüfusun %69'u borç ve taksit altında eziliyor, eziliyor hocam. Buyurun. Şimdi hemen çok kısaca söyleyeyim. Açık söyleyeyim. Ben bir hukukçuyum. Evet. Ben birkaç seneden beri özellikle bazı televole iktisatçılarını gördükten sonra, ki onlar Türkiye'de çok böyle şeyli, prestijli insanlardı. Böyle böyle Allah'ım diyorlardı, uçtuk. Daha böyle bir ilerleme yoktur. Artık bundan sonra Türkiye dünyanın en büyük 5 ülkesi arasında yerini alacak. Jöleli arkadaş da diyordu. Böyle böyle tabii. Tabii. Hadi o Jöleli arkadaş, jölesiyle tanınmış bir arkadaşımızdı. Bir de Varlık Fonu'nda başkan olarak tanınmıştı. Ama diğerleri ciddi profesör falan diye de tanınıyordu. Böyle böyle askılarıyla oynayarak. Ve o arkadaşlarım, ben şunu duymuştum. Allah'ım artık 10 değil 20 yıl sonramızı görüyoruz. Dedikten bir gün sonra büyük kriz patlamıştı. Hatırlayın 2001'de. Ben o zamandan sonra artık ne yalan söyleyeyim, bak açık söylüyorum. Demek ki ben bu bilimi anlamıyorum diyorum. Hiç ilgilendirmiyor. İlgilendirmiyor değil, anlamıyorum diyorum. Ama benim bir haftadan beri hukukçu arkadaşlarım, hepsi bütün hukuk büroları neyi tartışıyor biliyor musunuz? Şunu tartışıyor. Ya bu bizim anayasamızda sözleşme serbestliği var, özgürlüğü var. Sözleşmeler yaparsın istediğin gibi. Konusu suçu oluşturmamak koşuluyla. Anayasaya ahlaka aykırı olmamak koşuluyla sözleşmeler yaparsın. Şimdi bir kanun var, kanunumuz var. Buna rağmen biz sözleşmelere ilişkin kanunumuz var. Ve biz buna rağmen bir kararnameyle, Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle diyoruz ki bundan böyle bütün sözleşmeler şey yapılacaktır diyoruz. Türk lirası üzerinden yapılacaktır ve üstelik de şeye de bağlanamayacaktır, dolara da bağlanamayacaktır diyoruz. Şimdi bu yapılabilir mi? Anayasa uygun mu değil mi? Bunu tartışıyorlar. Türkiye'de bir kere iliği yanlış ilikledin mi? Evet. Böyle garabetlere gidersin. O olurken de siz bana bunu gösterirsiniz. Şurada haklı olarak şunu gösterirsiniz. Osman Gazi Köprüsü'nde büyük kazık diye. Osman Gazi Köprüsü'nü ise dolara bağlı olarak veririz. Başbakanlık kararına, Cumhurbaşkanlığı kararnamesi çıkartırız. Bana bak deriz Mustafa Mutlu. Bana bak Süheyl Batum. Hiçbir sözleşmeni dolarla yapmayacaksın. Bak iflahını keserim. Hatta ona endekslemeyeceksin bile, dolar kuruna diyeceksin. Ama sen Osman Gazi Köprüsü'nde dolarla ödemeye devam edeceksin. Sadece orada değil, Nuri Sultan'da. Aynen, evet. Mehmet Cengiz de diyecek ki, veya neyse at vermeyelim. Oo, çok teşekkür ederim efendim diyecek. Milleti sevmeye devam ediyoruz diyecek. Evet. Şimdi bu, dediğim gibi, bu artık
Neyini tartışacağız? Doğru. Neyin ekonomisini? Neyin hukukunu? Bakın ne güzel söyledi. Damat Bey bir şeyler söyledi. Bundan bir ay önce de yine demişti, tersini söylemişti. Hiç enflasyondan falan merak etmeyin demişti. Hiç demişti, fark etmez demişti. Büyüme aynen devam edecek demişti. Ve esasında ne söylediğinde ben de ekonomist olmadığım için çek rakamlı hanelere inecek demişti. İnecek demişti. Şimdi, hatırladınız değil mi? 130. Hiç merak etmeyin demişti. Ben ne olduğunu anlamamıştım söylediğini. Hatta ekonomiden anlamıyorum demiştim. Sonra Güler Sabancı'yı dinleyince çok sevinmiştim. Çünkü benim anlamadıklarımı Güler Sabancı harika bir şekilde, ben onu eskiden tanırım. Beraber çocukken ondan merdiven tekerlek çeviriyorduk. O günlerden tanırım. O yüzden bilirim. Onu eskiden, ta eskiden beri yaptıklarıyla tanırız deyince dedim koskoca Güler Sabancı. Herhalde bir bildiği vardır demiştim. Bugün tersini söyledi ama bir söylediğine inşallah öyledir. Bankacılık yapısı güçlendirilecek diyor. Bir bankacılarla bir gün çıkartın. Eğer birilerinin gazabından korkmazlarsa bankacılık yapısı güçlü deniyordu. Bugün ama güçlü olmasının önünde ciddi engeller var. Bakalım onları, inşallah güçlenir. Ben artık ekonomiden o televole iktisatçılarını ve üstelik de Sayın Berat Albayrak'ı izledikten sonra ben herhalde dedim anlamıyorum. Bir de şu Osman Gazi Köprüsü'yle getirilen kanuna aykırı ve anayasaya aykırı bakanlık, Cumhurbaşkanlığı kararnamesini değerlendirdikten sonra ben diyorum ki herhalde ben ekonomiden anlamadığım gibi artık hukuktan da anlamıyorum. Bir şeye seviniyorum. Baktım benim üniversitedeki bütün arkadaşlarım da anlamıyor olayı. Aralarında tartışıyorlar. Hatta oğlum da söyledi, bütün hukuk büroları da tartışıyor. Evet. Ekonomiye devam edeceğiz. Son bölüme giriyoruz. Çok hızlandırılmış bir bölüm yapmak zorundayız. Keyifle izleyeceğinize eminim. Sadece kısa bir ara. Evet, Kıra Çıplak devam ediyor ve hemen anket sonuçlarına bakma zamanı geldi diyoruz. Yani tam olarak saymadım ama sanıyorum 1000'e yakın cevap var sizden. Her dakika başına neredeyse burada 50'ye yakın cevap görüyorum. Farklı gördüklerimi hemen söylemek istiyorum. Örneğin Abdülhamit Han havaalanı bir tane var. Abdülhamit Han havaalanı. Arnavutköy havaalanı var, iki tane. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Ulu Önder Atatürk, Gazi Paşa gibi yine Atatürk'ün diğer ünvanlarını içeren birer ikişer öneri var. Ama geri kalanların %99.9'u Atatürk Havaalanı ismi aynen korunsun. Efendim, yoğun ilginize çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten herhalde o havaalanın ismini değiştirmek birilerinin fikriyse ya da ona çalışıyorlarsa, bu yönde kamuoyu oluşturmaya falan düşünüyorlarsa Cem TV'deki bu yayın mutlaka onların önüne konacaktır. Ve biz Atatürk Havaalanı'ndaki Atatürk ismini asla kaldırmayacağız, kaldırtmayacağız. Zaten bu amaçla da Atatürkçü Düşünce Derneği bir imza kampanyası başlattı. Çok kısaca alalım mı hocam? Hemen söyleyeyim şunu. Bir kere sizin gerçekten söylediğiniz gibi bu desteğiniz, Cumhuriyet'in de desteği çok önemli. Hı. Sağ olsunlar bazı yayın organlarının ama özellikle bu ikisinin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü şunu söyleyeyim bir kere. Gerçekten ben hükümetin de bunu değiştirmeye niyet edeceğini vallahi pek tahmin etmek istemiyorum. Çünkü neden? Bu evet bir yeni havaalanı, demin siz de söylediniz. Evet, evet. Yeni yapılıyor. Şu anda
Sabiha Gökçen, Atatürk şu andaki ve bu üçüncü gibi gözüküyor ama üçüncü değil. Değil. Taşınıyor, o kapatılıyor. Millet bahçesi yapılacak, Cumhurbaşkanı söyledi, oraya getiriliyor. Taşınırken at değiştirilir mi ya? Hı. Siz karşı taraftan buraya Şişli'ye taşındığınızda adınızı değiştirip Mustafa Mutlu değil bilmem ne diyor musunuz? Oturduğunuz sitede bir üçüncü kata çıkarsanız adınızı değiştiriyor musunuz Ahmet? At değiş. İki, dünyanın en büyük havalimanlarından olacak deniyor. Yakışmaz mı? Atatürk'ün mazlum milletlerin kurtarıcısı olmuş, emperyalizme karşı ilk savaşı başarıyla sonuçlandırmış bir liderin, Mustafa Kemal Atatürk'ün adı verilmez mi? Şimdi bir de bunu verelim, başka bir at verelim, Abdülhamit verelim, şunu verelim diyenlerin bu tartışmayı açmasını şöyle değerlendiriyoruz. Açık söyleyeyim. Bu Atatürk'süz bir tarih yaratma çabasının bir gayret uzantısıdır diyoruz. Ve hükümetin, Cumhurbaşkanı'nın bu gayretin içinde olmamalarını umuyoruz. Ve o yüzden böyle bir tartışma çıkmaz diyoruz. Ama seslerini çıkartmamaları... Kampanyanıza izleyicilerimiz nasıl imza verecekler? Türkiye'nin, İstanbul'un değişik yerlerinde. Türkiye'nin, İstanbul'un. Türkiye'nin. Bütün şubelerimizin olduğu yerlerde biz... imza kampanyalı şeyler, standlar açıyoruz. Yalnız tabii ki Türkiye'de yaşadığımız için açık söyleyeyim, bu standların bir bölümünü valilere ve büyük çoğunluğun esasında valilere, kaymakamlara rağmen oradaki emniyet amirlerinin bir bölümünün iyi davranmalarıyla veya oradaki belediye başkanlarının işte bazı partilerden olmalarından kaynaklanarak yapıyoruz. Yoksa zorluklar çıkartıyorlar. Açmayın, burada açamazsınız, evet. Ses çıkartmayın, şunu yapmayın diyebiliyorlar. Tekrar söylüyorum, Bakırköy bazı yerlerde, adını vermeyeyim şimdi, çünkü onlara bir zarar gelmesini istemem. Gerçekten oradaki emniyet amirlerinin tamam, yapın ama ses çıkartmayın da. Her yerde açılacak. Fakat bir tek şey söyleyeyim, ne olur. Bakın, 2007'yi hatırlayın. Askerlerin yarısı içeri atılırken bazı iyi niyetliler ya da bazı kötü niyetliler algı operasyonları başlatmıştı. Hatırlıyor musunuz? Yüzer yüzer içeri girdiğinde şöyle diyorlardı. Canım ne söylüyorsunuz? Yoksa siz darbeci misiniz? Darbecilere hatırlıyor musunuz algı operasyonlarını? Evet. 2011'de yetmez ama yetçiler. Yahu böyle bir anayasa değiştirilir mi dediğimizde ne var? Kadınlara hak geliyor. Beğenmiyor musunuz? 82 anayasa aynı. Aynı algı operasyonu bugün de var. Evet. Ne diyorlar biliyor musunuz? Orada kuşlar katledildi, adından size ne? İyi niyetli bazıları da buna katılıyor. Efendim, orada işçiler ölürken neden at koydunuz diye. Bunu özellikle vurguluyorum. Atatürkçü Düşünce Derneği olarak, Atatürkçüler olarak artık algı operasyonlarına gelmeyeceğiz. Atatürk adı orada kalacak. Evet, çok hızlandırılmış bölümümüz başlıyor. Ekonomiyle devam ediyoruz. Haftanın şakası. İlk küfür, tek küfürümüz var. Hemen ekrana getirin çocuklar. Süremiz az oluyor. Eyvallah, evelallah güçlenerek geleceğe yürüyoruz diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, kriz mriz yok. Sakın ha bunlara inanmayın demiş. Aslında ben eğer bu havaalanı meselesi olmasaydı bunu mesela anket sorusu yapabilirdim. Sizce de kriz yok mu diye. Cumhurbaşkanı bizde kriz yok demiş cümle tam olarak da öyle. Bunun üstüne de İnce Erdoğan'a yanıt vermiş Muharrem İnce. Bizde kriz falan yok diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sosyal medya üzerinden yanıt verdi. Kötü yönetimin tek adamı bizde kriz yok diyerek herhalde ailesini ve yandaşlarını kastetti bizden sözüyle diye. Ne diyeceksiniz? Hemen şöyle söyleyeyim. Sayın Cumhurbaşkanı herhalde haklı, haksız değil, ekonomist değil, evet. Ve Türkiye Cumhuriyeti televizyonlarının %95'ini birini seyrediyor. Evet. Merkez medyada siz hiç kriz olduğuna yönelik bir program seyrettiniz mi? Herkes şöyle yapıyor. Allah'ım uçuyoruz. Ne kadar mutluyuz. Evet. Böyle mutlu olmadık diye.
kim daha mutlu programları yaparken herhalde Sayın Cumhurbaşkanımız da İnce ile veya bizlerle aynı televizyonu seyretmiyor. Herhalde Cem TV hiç seyretmiyor. 1 kilo domates şu anda 6 lira 7 aynen, lira. Aynen. Yani girmeyelim. Her şeyin fiyatı neredeyse ikiye katlandı ama kesinlikle kriz yok. Ya 58 milyon insan gırtlağa kadar borç içinde ama kesinlikle kriz yok. Haftanın karikatürü kriz yok meselesi. Şimdi haftanın sorusu peki. Haftanın karikatürü demiştim ama yine Erdoğan menkul ve gayrimenkul alım, satım, kiralama, hizmet ve eser sözleşmesi gibi tüm işlemlerde ödeme yükümlülüklerinin artık TL ile yapılmasını zorunlu hale getirdiklerini hatırlatarak demiş ki dümdüz isteyeni şikayet edin. Şikayet edin. Hocam soruyoruz. Kime şikayet edeceğiz? Ne ceza vereceksiniz? Muhtara mı şikayet edeceğiz? Polise mi şikayet edeceğiz? Savcıya mı şikayet edeceğiz? Maliyeye mi şikayet edeceğiz? Abi şöyle ve cezası ne olacak? Çok güzel. Normal hukuk sistemlerinde bunun cezası olamaz. O yüzden biz de normal hukuk sistemiyken yazdığımız şeye göre buna bir ceza koymamışız. Şikayet edin diyor. Hayır tamam işte. Ama şu anda normal olmayan bir hukuk sistemindeyiz. Anayasaya aykırı dediğim gibi demin Osman Gazi Köprüsü'ne yok, öbür tarafa var. O yüzden ama açık söyleyeyim. Sayın Cumhurbaşkanımız ne dedi? Onların doları varsa bizim de Allah'ımız var dedi. Şimdi bu iş yabancıların Allah'a olmadan kurallar koyduğuna, bizim de Allah'ımız olarak kurallar koyduğumuza inanan bir iktidar iş başındayken bunlara nasıl çözüm üreteceksin? Neyin hukuku? Evet. Neyin hukuku? Bu haftanın yine en çok konuşulan olaylarından biri bu hediye, haftanın değil aslında asrın hediyesi ama ya uçak hediye edildi. Niye çok seviyormuş? Kim hediye etti? Katar şeyi. Hediye mi edildi gerçekten? CHP'li milletvekili Gamze Hanım hayır hediye falan değil diyor. Yani bu parayla alındı. Tabii 500 canım. Milyon tabii. Sterlin diyor ama Cumhurbaşkanı getirin arkadaşlar haftanın hediyesi küpürünü ısrarla diyor ki bu ne arkadaşlar? Bunu bir kaldırın arkadaşlar. Evet, bu emir para almam, hibe ediyorum dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan Boeing 747-8 VIP uçakla ilgili ilk kez konuştu. Emir para almam, hibe ediyorum dedi. Erdoğan Katar bu uçağı satıyordu. O esnada biz de ilgilendik. Katar emiri bundan haberdar olunca uçağı Türkiye'ye hibe etti. O uçak Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nindir demiş. Şimdi biraz önce getirdiğiniz o ekran görüntüsünü bir getirin. Yani dünyada böyle bizdeki gibi 8 uçaklık, 9 uçaklık filolar falan yok. Mesela Meksika'nın Çiğburnu'nda devlet başkanı López Obrador önceki gün havaalanında zor anlar yaşadı. Oaxaca'dan Mexico City'ye tarifeli uçakla gitmek isteyen Obrador hava muhalefeti nedeniyle 3 saat uçakta bekledi. Ya o adam da devlet başkanı. Başkanlık uçağına binmeyeceğim dedi. Çünkü ülke açlıktan, yoksulluktan kıvranırken bunu kendine yakıştıramadığını söyledi. Bir de bu konuda söz size bırakacağım ama haftanın yazısını bir getirin arkadaşlar ekrana. Necati Doğru bu konuda güme giden. Evet. Çok güzel yazılar yazıyor. Bana göre güme giden bir yazı yazdı ve enteresan bir bölümünü okuyacağım. Katar emiri uçağı sattı, Türk Hava Yolları'nı alacak. Benimki kuruntu değil, gel geç vesvese de değil. Benimki yaz bunu diyen dürtükleyici bir çelik şüphe. Şüphe etmek sağlıktır, yeter ki dayanağı olsun, sağlam dayanağım var. Önce şüphemi yazayım. Şu süslü arabesk VIP uçağı 400 milyon dolara Cumhurbaşkanı binsin diye devlete satan Katar emiri var ya, işte bu Orta Doğu iş adamı girişimci Türk Hava Yolları'nı alacak. Şimdi hocam buyurun. Şunu söyleyeyim. Ben de Necati Doğru'nun bu yazısına kesinlikle şöyle bilerek değil ama hakikaten zorda olduğu için Türkiye Cumhuriyeti bunu verecek. Fakat şey bana çok kötü geliyor. Türkiye açısından utanç verici geliyor. Bakın Katar emiri bunu Türkiye Cumhuriyeti'ne hibe ettiyse bu çok aşağılayıcı bir tavır. Yani diyor ki Türkiye Cumhuriyeti uçak alamıyor. Al diyor. Bizim eski uçağa binersiniz. Siz kullanın diyor. Hibe etmek. Hibe nedir? Hibe.
Amerika eskiden kendi kullanmadığı sadakadır. Gerçekten sadakadır. Hem kendi kullanmadığı silahları bize oraya buraya hibe ederdi. Hibe ederdi. Hibe Türkiye Cumhuriyeti Atatürk'le birlikte borçlarını ödeyemeyen, hibe alan, abi bunu bana versene diyen bir devlet olmaktan çıkmış, ciddi bir devlet haline gelmişti. Maalesef bu eğer Türkiye Cumhuriyeti'ne hibe edildiyse hakikaten kötü. Koskoca Türkiye. Eğer Cumhurbaşkanı'na hibe edildiyse çok net, dünyadaki yerleşik kurallara göre bu kadar büyük bir cumhurbaşkanlarına hibe yapılamaz. Bir şey yok. Kesinlikle böyle bir şey hediye de verilemez. CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu bu üçüncü sınıf bir yalan demiş. Muharrem İnce uçağın saray tartışmasına katılmış ve ne sattınız millete açıklayın demiş. İşin ilginci Devlet Bahçeli hani AKP'nin yancısı arkadaş lider. Türkiye'de hediye ve hibe Türkiye hediye ve hibe kabul etmez demiş. Peki o zaman destek verdiğin adama bunun hesabını soracak mısın diye sorarlar adama. Tabii. Ama herhalde es geçecek. Sayın Bahçeli'nin yani. Evet. Cevap vermek istedim. Bu var da peki böyle hibe kabul ediyoruz da başka krizlerde ne yapılır mesela? İndirim yapılır. Hani satmak için para gelsin diye. Evet. Bakın ne satıyoruz hocam. Haftanın indirimi. Her şey zamlanırken vatandaşlık ucuzladı. Türk lirasındaki erime nedeniyle zam yağmuru yaşanırken yabancılara Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı için gerekli bedel %75 oranında düşürüldü. Yani eskiden 1 milyon dolar karşılığında şimdi 250 emlak alması gerekirken şimdi 250 bine düştü. Bu Türk vatandaşlığını satmaktır. O inanılmaz harcamalara karşı işte 3-5 kuruş kazanmaktır belki amaç ama bana göre esas amaç şu anda Türkiye'ye akın akın gelen Arapları vatandaşlığa kabul etmenin bir yoludur. Utanç verici. Bakın benim bildiğim Portekiz falan Fransa evet. Falan böyle milyon dolarlar alırken Portekiz falan 500 bin dolara ev al diyor zannedersen 500 bin euroya. Şimdi bunu 1 milyon dolardan düşürmek gerçekten yani ya para ver bana kardeşim gel işte Allah'ını seversen bir 250 bin ver de ne yaparsan yap demektir. Bu emin olun Makedonya, Karadağ filan bile bu kadar abi verin ya Allah'ın paraya ihtiyacım var seviyesine düşmedi. Ama gerçekten ilk önce bir millet yaratmaya çalıştık. Hani şu Suudi Arabistan nasıldır? Hiçbir tepki göstermez hayatında. Evet. Ne yapar sadece? 5 tane adam bulur. Bayrağın üstünde tepinir. Ondan sonra Suudi Arabistan kralı açar. Amerika'ya abi yaptık tamam artık idare et bize gene yardım et der. Aynı şekilde maalesef Türkiye hatırlıyorsunuz Hollanda'ya kızmıştık. Ne oldu? Portakallar şey yaptık bıçakladık. Portakallar bıçakladık. Hani dolara kızmıştık ne yaptık? Hani paralara burnumuzu silmiştik. 3-5 tane gariban paralarını bozdurduk diyordu. 2 günde bir. Ne oldu? Şimdi vatandaşlığımızı, abi Allah rızası için 1 milyon değil 250 bin var. Olmazsa tamam, peşin olursa 200 bine de razıyız. Biraz sıkışırsan 150'ye de veririz. Evet. Haline dönüştük. Keşke desek ki hiç para almıyoruz. Herkes vatandaş olsun Türkiye'de desek. Milletten para dilenirken maalesef. Ne yazık ki ama kıyak yapmaktan da kaçınmıyoruz. Haftanın kıyağı. Golf sahasına villa. Göktürk'te Demirören Holding'e ait 26 futbol sahası büyüklüğündeki alan bakanlık tarafından imara açıldı. CHP kararı yargıya taşıyacak. Efendim bu Demirören Holding'i biliyorsunuz Milliyet ve Vatan gazetelerini, Star televizyonunu, Kanal D televizyonunu, daha sonra Hürriyet gazetesini, CNN'i falan satın alan grup. Satın alıp yandaşlaştıran grup.
burası gerçekten kesik bir orman alanıydı. İlk önce ağaçları kestiler, golf sahası yaptılar. Şimdi o golf sahasına imar izni almışlar, lüks villalar yapacaklar. İstanbul'un yeni gözdesi Kemer'de. Herhalde her hizmetin bir karşılığı vardır. Zaten görmüyor musun? Evet. Biliyorsun, Aydın Doğan'dan alınırken Rekabet Kurulu aynı adamda durması iyi değildir diyordu. O sonra hepsi satılırken, evet, hepsi satılırken çok iyidir dedi ya. Tabii. Sadece Demirören'de. Yani Demirören deyince Allah rahmet eylesin. Tabii ki çok değerli bir iş adamıydı da. O şeyle hatırlıyorum. Başbakanın önünde ağlayıp şey değil miydi? Bana yani, dön kardeşim. Ne olur Allah rızası için kızmayın Sayın Başbakanım diyen Allah rahmet eylesin. Allah gani gani rahmet bana eylesin. Bana da dön kardeşim artık eleştirme bunları diye. Aynen. Haftanın işi, bir de İş Bankası olayı var. Haftanın işi. Erdoğan'ın hisseler hazineye gider sözü fitili ateşledi. İş Bankası bombası. Tayyip Erdoğan Atatürk'ün İş Bankası'ndaki hisselerinin Cumhuriyet Halk Partisi'nden alınıp hazineye devredilmesi gerektiğini söyledi. Kılıçdaroğlu banka yönetimine karışmadıklarını belirterek acaba varlık fonuna mı devretmek istiyor dedi. Karışamıyorlar çünkü zaten vasiyet gereği karışamıyorlar ama Atatürk'ü temsil ediyorlar. Erdoğan karışmak istiyor. İş Bankası'nda diğer kamu bankaları gibi hani gecenin bir vaktinde her cuma akşamı dolar 6,5 lirayken 3,4 liraya satıyorlardı ya yandaşlara. Bu arada Vakıfbank Genel Müdürü hala cevap gelmedi sizden bekliyoruz. Buyurun hocam İş Bankası meselesi. Bu Kılıçdaroğlu, Sayın Kılıçdaroğlu da eksik söylemiş. Bu şey zamanında da yapıldı. Söyleyin. Kenan Evren. Hayır. İlk defa Demokrat Parti zamanında da yapıldı. CHP'nin haksız iktisaplarının iadesi hakkında kanun çıkartıldı. Sonra DP dönemi sona erdikten sonra Anayasa Mahkemesi kuruldu 61 anayasasıyla. O önüne gelen davada bu kanunun CHP'nin haksız iktisaplarının iadesi hakkında kanun anayasaya aykırı olduğunu söyledi. Sonra Kenan Evren bunu yapmak istedi. Yargıtay buna karşı koydu. Üçüncü defada bu Sayın Cumhurbaşkanı yapmak istiyor. Ancak şundan tabii endişeliyim. Ha hukuki mi? Değil. Atatürk'ün vasiyeti bu. Ama Atatürk'ün adının bile ortadan kaldırılmak istendiği bir dönemde vasiyetin kaldırılması da çok rahatlıkla maalesef düşünülebilir. Ha yapılabilir mi? Hukuken yapılamaz. Ama tekrar söylüyorum. Bu dönem o dönemlerden bile farklı. Evet. O dönem bu dönemlerden bile farklı. O dönemde Demokrat Parti yok kanun yap kanun demişti. Sonra Anayasa Mahkemesi iptal etmişti. Ama şimdi Anayasa Mahkemesi de tek kişiye bağlı. Yargı da maalesef tek kişiye bağlı. O tek kişi bir partinin başkanı ve o partide CHP'ye karşı. Evet. Dolayısıyla bu iş böyle hazineye kalıp varlık fonuna da devrilip başka bir yere satılabilir. Varlık fonunun başkanı kendisi. Satılabilir. Kendisi mi? Pardon. Şöyle demişti doğru. Ya şaşırdım dedi. Beni atacaklarını hiç tahmin etmiyordum. Sürpriz oldu benim için. Sürpriz oldu. Ben beni atamışım. Harikaydı. Haftanın ayıbı. Bence haftanın karikatürü oydu ama daha doğrusu şakası, şakası oydu evet. Da. Haftanın ayıbı. Efendim haftanın ayıbı ne yazık ki hani övünüyor diye bizim dönemimizde grev olmadı, engelledik diye övünüyordu. Havalimanı işçileri tutuklandı. Evet. Temiz yatak, düzgün çalışma koşulları için eylem yapan emekçiler, tam 24 işçi tutuklandı. Niçin tutuklandılar? Toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununa muhalefet, çalışma hürriyetinin ihlali, kamu malına zarar vermek, halkı kin, nefret ve düşmanlığa tahrik etmek, genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması, görevi yaptırmamak için direnmek, polise mukavemet, grup direniş isimli WhatsApp grubu. Yani sen misin hakkını arayan, evet. Sen misin temiz çarşaf isteyen,
Şu, topladığınız zaman siz tabii bu işin uzmanısınız, herhalde bir 30 sene hapis çıkar buradan. Çıkar da şunu söyleyeyim size. İşte siz çok güzel bir noktaya değindiniz. Bunu vurgulamak lazım. Şimdi bazı Türkiye'deki aklı evveller, bazı işte saf liberaller veyahut da işte saf solcular şöyle diyorlar. İşçi hakları. Hayır, bu işçi hakları değil. Bu asgari insanca yaşama hakları. Aynen öyle. Asgari, yani bu işçi sendikam olsun, işte bilmem ne yapayım, işte çalışma saatleri şu olsun, şöyle olsun. Sosyal güvenlik. Hayır. Evet. Diyor ki temiz yerde yatayım. Evet. İnsan gibi para alayım. Tahta kurusu olmasın. Bana yemek ver diyor. Evet. Şimdi Türkiye'de dikkat et. Evet. Bunu sağlamamak ne demektir? Ama Türkiye medyasının %80'i korkuyor. Saf bazı liberaller de bize diyor ki canım ismiyle neden uğraşıyorsunuz? Bu önemli diyor. Hayır, bu ülkede net söylüyorum. Bir hukuk devletinin değil, sosyal hukuk devletinin değil, kölelik düzeninin olduğunu gösterir. Evet. Eski köleler döneminde vardı bu ya. Evet. Tahta kurulu yerde yatırmak. Dikkat edin, bunun üstündeki ayrımı vurgulayan siz oldunuz. Temiz yatak istiyor adam. Çarşaf istiyor. Çarşaf istiyor. Sıcak yemek istiyor. Paramı elini yıkayacak yer istiyor. Yer istiyor. Evet. Buna da bizimkiler böyle yapıyor. Ne? İşçi hakkımı istediniz. Halkı kim ve düşmanlığa? Halkı kim ve düşmanlığa sevk ettiniz diyor. Saflarımız da bizim böyle yapıyor. Eskiden. Süheyl Bey, işçi haklarından neden uğraşmıyorsunuz da adıyla uğraşıyorsunuz diyor. Eskiden bunları isteyenlere komünist diyorlardı. Aynen. Şimdi kim ve nefret? Komünizm bu kış gelecek diyorlardı, hatırlıyorsanız. Aynen. Evet, Bülent Çelik çizdi haftanın kral çıplak karikatürleri. Berat, yeni ekonomik programı açıklıyor. Herkes sığınaklara. Al işte, gül gibi adam sonunda iyi saatte olsunlar moduna geldi. Valla gerçekten de ben de aslında biraz bu kaygıyla izledim yani. Eline sağlık Bülent'ciğim. İkinci karikatür, uzak olmayan bir gelecekte üst başlığıyla balon var. İşte gayet şey, biraz zorla bindirilmiş gibi. Bu da hediye de, kimin hediyesi olduğunu bir hatırlayabilsem diyor. Balon da yalnız ve o balon kullanmayı da bilmediği için, hani gidiş o gidiş karikatürü. Zaten Bülent'in üst başlığı da uzak olmayan bir gelecekte bunu söylüyor. Bakalım Bülent o balona ne zaman binilecek sevgili kardeşim. Program müdürümüz Hilal Solmaz, program sorumlumuz Kuzey Nihat Taştan, yönetmenimiz Tacim Küşüney, kameramanlar Emrah Dereli, Selami Sözen, ses Aydın Doğan, peki. KC operatörü ana kumanda Onur Yıldız, montaj Özgür Kara, mutfak Hasan Kaya, Kamile Turan, ulaşım Haşim Gürel. Ve hepsine çok teşekkür ediyorum emeklerinden dolayı. En büyük teşekkürüm ise çok yoğun bir gündemde tüm Türkiye'yi kırış kırış gezerken programını bölüp, biraz önce nereden geldiniz hocam? Uzun Köprü'den, şeyden. Edirne'den. Edirne'den. Edirne'den kalkıp buraya gelen benim sevgili dostum. Ben de bir teşekkür edebilir miyim? Buyurun. Size çok teşekkür ediyorum. Cem TV'ye çok teşekkür ediyorum. Ve algı operasyonlarına bile itibar etmeden Türkiye'nin her yerinde bu imza kampanyasını korkmadan, bıkmadan devam ettiren bütün Atatürkçülere çok teşekkür ediyorum. Biz de teşekkür ediyoruz. Sizin nezdinizde hepsine başarılar diliyoruz. Evet, gelecek hafta konuğumuz İstanbul Barosu'nun başkan adaylarından deneyimli hukukçu avukat Başar Yaltı. Kendisiyle başkanlık sisteminin ilk aylarını, güçler ayrılığı ilkesinin halini ve yargıda yaşananları konuşacağız. Ve kapanış klibimizi sevgili hocam seçti, sizin için seçti. Şarkıcı Ege'nin yazıp bestelediği bir marş bu. İzlerken duygulanacağınıza eminim. Bornova Marşı. Hepinize iyi hafta sonları diliyoruz. Atatürk Havalimanı'nın ismini